Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Şimdi bugün buradan Varlık Mahallesi tarafındayız. Bir Kızılay'a doğru gideceğim. Kızılay'da ufak bir işim var, onu halledeceğim. Hem de bir çekim yapalım. Skuterimiz 1500 kilometreye devirdi. Bununla ilgili bir kullanıcı değerlendirmesi yapalım. Şimdi skuter 1500 kilometredir. Neler geldi? Onunla ilgili bir konuşayım sizinle. Şuradan geçelim köprüden. Biraz daha sakin burası en azından. Daha 1500 kilometredir skuterla hiçbir sorun yaşamadım. Hala hani deyim yerindeyse şöyle diyebilirim. Hani yıpranmalar, kirlenmeler hariç hala ilk günkü gibi diyebilirim sizlere. Şurası malum biraz sıkıntılı. Yürüyerek geçelim de. Sorun olmadı. Şuradan şu karşıya geçeceğiz. Bu aradan dolanacağız. Yani birazcık zahmetli bir yol yani maalesef ki. Yani diğer türlü katılamam yani. Trafiğe katılamam. Ayak uyduramam. Ayak uyduramadığım için de böyle beklemeler olacak. Neyse biz devam edelim. 1500 kilometredir, hani aşkındır diyeyim daha doğrusu. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Skuterle. Lastiğim desem patlamadı. Zaten o bu skuteri alırken en büyük şeyim buydu yani. Aradığım kriter lastiklerdi. Lastiklerde hiçbir sorun yaşamadım. Lastikler gayet güzel iş yapıyor. Lastiklerden son derece memnun. Onunla ilgili bir sorunum olmadı hiç. Yani ne patladı, ne bir şey oldu, ne... Ya belki de patladı dediğim gibi bilmiyorum ama yani. Patladıysa da en azından kendi kendini tamir etti. O konuda bir artımız var. Sanayinin içinden mi geçsek ya? Sanayinin içinden geçelim. Kazım Karabekir'e bağlanırız. Sakin bir olay ne? Gayet güzel. Bir sorun, bir sıkıntı yok. Sonra ne diyebilirim? Ne gibi bir olumsuzluk oldu? Olmadı. Yani hiçbir şey olmadı aslında yani. Frenlerim falan derseniz frenler tabii ki aşındı ister istemez. Ama hala görevini yapıyor. Yine bir balata değiştirmeye gerek duymadım şu ana kadar. Ya bir de rejeneratif freni aktif kullandığım için o da balatanın ömrünü uzatıyor tabii ki. Balatalarımı da değiştirmedim. O konuda da aynı. Abi sen bir şeyler yapacaksın da ne yapacağını çözemedim ben senin ya. Sen var ya bir şeyler karıştırıyorsun ha. Tamam geçti. Şuradan devam edelim. İşte burada da trafiğe ayak uyduruyoruz da burada da her yerden bir şey çıkabiliyor ya. Tamam, trim sesi falan filan yok. Sadece işte ufak tefek bazen çıt tıt bir ses geliyor yani. O da minicik yani. Onları da artık bir şekilde vidalarını inceden bazen gevşemiş oluyor. Çünkü yani bunu tek amortisörlü yolda kullanıyoruz. Baktığınız zaman yollarımızda buralar maalesef ki takır tukur. Her zaman daha iyiydi bu konuda. O sinyalimiz açık kalmış. Böyle bir şey oluyor. O da
sürüşe bir mani değil. İşte sonra gidon boşluğu meselesi var mesela bu F2 Pro'larda. Abi gidon boşluğu hala var. Onun zaten düzelmesini bekleyemezsiniz. Ki ben de beklemiyorum. İşte o boşluk ilerlemedi. Aman. Kanka, şu benim hatamdı birazcık galiba. Gelecek oradan biri çıkabilirdi. Yani çıkacağını öngöreceğiz aslında böyle şeyleri. Bunları öngörmemiz lazım. Hele ki böyle yerlerde. Tedbiri bir anda elden bıraktık, ondan oldu. Daha dikkatli gidelim. Şuradan ben sıyrılayım. Ya böyle gelme iyi fikir miydi, kötü fikir miydi bilmiyorum da en azından sizi izleyenler için güzel bir seyir zevki olmuştur diye düşünüyorum. Neyse 15 km batarya ömründen bahsedelim. Batarya ömründe yani belki %1 belki %2 de en fazla. Hadi olsun olsun %3'tür 15 km'de. Az ama onu tam hesaplamadım. Batarya detaylarından bataryanın ömrüne de bakabiliyoruz çünkü. Orada bir şey görmedim. Bir olumsuzluk olmadı. Ama havalar da soğuduğu için kışın menzilimi düşecektir ortalama 5 kilometre bandında diye tahmin ediyorum. Onu da bir şekilde telafi ederiz yani. Zaten çok uzun şey de değil. Mesela ben yaşadığım yer hani konum itibariyle merkeze yakınım yani. Git gel ortalama yani 15-20 kilometredir en fazla diyebilirim. O konulara bir sorun sıkıntımız yok. Hemen eski eline Nevan'la bile gidip gelebiliyordum yani. Sen beni görmeyeceksin ama ben sana bir sıyrılayım. Ya şurada benim yaptığım hataydı aslında. Girmemem lazımdı da. Abi küçüklüğün verdiği bir şeyle oraya girmiş bulunduk. O benim hatamdı adam. Çünkü sağdan giden adam sağına bakmaz yani. Zaten sağdayım yani. Oradan bir taşıt beklemiyor. Oradan bir taşıt beklemediği için de adam gider yani. Şuradan gidelim. Kızılay Ulus yapalım. Ulus, Kızılay. O civarda. O şekilde bir güzergahımız olacak. Hem de işte şey muhabbeti var ya ben senin işte trafiğe çıkman yasal mı gibisinden muhabbetle. Hem onlara da bir cevap olur belki. Daha çok videoları var öyle ama anlayanlar işte bir de böyle yapalım yani Ankara'nın göbeğinde gidiyoruz. Otobüse dikkat etmemiz lazım. Tamamdır. Konuyu dağıtmayalım. Başka ne oldu? Be? Ya belki bir şey olmadı ya 500 kilometredir. Ya düşünüyorum. Olumsuz ne yaşadık? Bir şey yaşamadım. Menzilimiz değişmedi. Motorda bir sorun yok. Hani bunu ıslak zeminde çok kullanmadım. Yalan konuşmayayım. Çok kullanmadım ama kullandığımda da bir olumsuzluk teşkil etmedi bana. Hani kötü bir şeyini görmedim. Ha, su geçirmezliğinden de memnunum. Mesela şimdi gene geçiyoruz. Bayağı bir geçtik yani. Biz tekerlerimiz temizlendi en azından. Toz topraktı bayağı. Mesela hiç ıslanmadı ama güzel. Ve su şeyi de güzel. Çamurluk performansı da bunun bayağı güzel. Otobüsün önüne dikkat edelim. Biri atlamasın. Çok güzel. Gölge gelmedi. Kullanıyoruz abi ya memnunum. Cidden memnunum. Segway'den. Mesela böyle yerlerde cidden bu hızlar yetiyor. Mesela Eryaman'da yetmiyordu. Eryaman daha sakin. Yollar daha genişti. Eryaman'da bu hızlar yetmiyor ama buralarda yetiyor yani. Buralarda biraz merkez kısmında trafiğe yani az yani zor da olsa ayak uydurabiliyorum. O konuda da güzel alınabilir.
kalitesi zaten belli. Hani ki ayrıyetten de ben bu evet işte anlaşamadılar. Arada kalmıyorum ben. Şu otobüsün girsin. Otobüs girsin öyle geçeyim ben. Şimdi ben bunu anlatıyorum da bunu alacak olanlar için anlatıyorum. Yani hiçbir şekilde bir birlikteliğim, bir sponsorluğum, zıvırım, zıvırım, cartım, cartım hiçbir şeyim yok. Zaten kışık bir kanalız yani, o olacak. Onu da araya sıkıştırayım hani biraz şeymiş gibi de ben bunu çok sorulan bir, çok tutulan bir model olduğu için ondan dolayı kendi kullanıcı değerlendirmelerini sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Şuradan devam edelim. Sağlıyorum. Heh. Ah, ayaklarım ağrıdı biraz. Otobüs şu servis dışı çalışmaz diye tahmin ediyorum. İşte kötü yanlarına derseniz, aldığımdan beri bir kötü yanı yok. Sadece şu gösterge benim canımı sıkıyor ya yani mesela. Az gözüküyor abi. Güneş tepede olsun hiç gözükmüyor. Orada bir handikapımız var maalesef ki. Yani geceleri falan güzel. Gece de zaten bir zahmet güzel olsun değil mi? Evet. Şu yoldan geçeceğim. Burası daha tenha, daha sakin. Sağdan gidelim. Hani bunu da çektik de biraz çekmek için çektik yani. 500 km'de de hiçbir şey yok abi. Hala aldığımdan beri. Sadece kirlendi. Kullanıma bağlı olarak da orası burası birazcık çizildi. Taksici gidecek mi? Olacak mı? Taksici bey. Taksici bey. Neyse şuradan geçeyim. Kullanıma bağlı olarak da birazcık deformeler oldu. O da doğal bir süreç. Çünkü bunu dışarıda kullanıyoruz. Trafikte kullanıyoruz. Müzelik eşya değil yani sonuçta saklayalım edelim. Ki bir de çok şey de değil mesela titiz bir adam da değilim maalesef ki. Hani bunu alayım sürekli sürdükten sonra çıkartıp aldığımdan beri cidden bir kere temizledim. Hani aslında iki diyebilirim. Bir kere ıslak mendille sildi. Yalandan gözüken yerlerine. Diğerinde de zaten abi şey belli. Hani onları biraz detaylı yaptık, sildik. Temizledik. Ondan dolayı da sorun yok şu ana kadar. Yani zaten bunu foşur foşur suyla yıkamamanız gerekiyor. Elektronik bir cihaz bu. Ne kadar az suyla temas ederse o kadar iyi. Hani su geçir, yani su geçirmeme demeyeyim de hani suya dayanıklılık sertifikası var. Ama buna da çok güvenmemek lazım. Sonuçta. Oraya girmeyeyim ya. Şuradan gideyim. Evet. Buraya da girmek istemiyorum da buraya da girdik. Ben kadar yapmak istemediğim iş varsa hepsini yaptım ya. Allah'a. Otobüs beni siper etti. Şuradan çıkalım. Hah. Devam. O cümbüşten bir tık kurtulalım. Şimdi mesela bu özellere de dikkat etmek lazım. Soldan geçsek geçerdik ama gerek yok. Dur abi biz de geçelim. Neyse şurada bitirelim içeriğimize. Bu kadar yani 1500 km'de. Evet, her şey sınavı, her şey güzeldi. Şöyle durayım. Kanala abone olursanız sevinirim. Yaklaşımı da açık ara bitireyim. Düşme. Bir başka içerikte daha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.